Ben taksi şoförüyüm. Yeni almıştık taksi. 2021 model zaten. Burada Beylikdüzü'nde şey aldım. Müşteri olarak aldım. Bana dedi ki işte Çatalca yolu üzerine tır şey var dedi. Tır garajı. Orada işte bağımı görmeye gideceğim dedi. Sonra beraber gittik oraya. Dedi burada sağa çek dedi. Abi burada dur dedi. Biraz bekledim. Ben de işte dedim bir hani ayak yoluna gideyim. Tuvalete falan. Ben o anda indim. Anahtarı üstünde unuttum. Ya dalgınlığıma geldi. Gece saat 9, sabah 9, saat 5-6 o civarlar. Çıktım dışarı dedim bir tuvalete gideyim. Sonra bir arkamı döndüm. Bir 5 metre uzaklığına böyle uzaklaştım arabada. Bir arkamı döndüm. Şoför koltuğuna oturmuş. Kaçıyor gidiyor arabayla. Ondan sonra ben de hemen 155'i aradım polisleri. Allah'a şükür yakaladı. Arabada biraz hasar var olsun. Ama adalet yerini buldu. Biz bütün taksi, ticari taksi duraklarına falan bilgi verdik. Taksici arkadaş Allah razı olsun görene de o görmüş 155'i aradı. Burada avcılarda ambarlığın orada yakaladılar polis abiler Allah razı olsun. Evet hem taksicilik yapıyormuş hem de uyuşturucu satıyormuş takside. Yani Beylikdüzü, Esenyurt burada avcılarda hem müşterici aldığı müştericileri dolandırıyormuş. Öyle bir insan yani acayip bir şey. Yani tehlikeli yani. 40 şey varmış yani. Suçtan 40 suçtan aranıyormuş yani. Öyle bir insan yani abi ne diyeceğim? Allah belasını versin. Ne diyeyim? Ne diyeyim abi araban bulunmuş. O yakalanmış. Biliyorum. Ne diyeyim? Üstüne de vur beni diye bir yazı yazmış. Aa ne? Bir de üstüne vur beni şey sticker falan vurmuş. Polis de tam o kapıdan şey vurmuş, o taraftan vurmuş. Vur beni o da polis de vurmuş. O anlama geliyor. Ama eline koluna sağlık adamı. Keşke ayağına gelseydi de kafasına gelseydi millet kurtulsaydı abi ne diyeyim.